Alaaddin Çakıcı açıklamalarda bulundu. Devletimiz zamanı geldiğinde her türlü yasa dışı pisliğe bulaşmış olanları layık olduğu yere kapatıp devlet kurumları içinde bu insanlarla işbirliği yapanlardan bağırsaklarını temizleyecektir açıklamasını yaptı. Alaaddin Çakıcı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik açıklamalarına gönderme de bulunarak Sayın Soylu'yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5000 derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışında Türk'üm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim. Birileri yanlışın içindeyse Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir. Kişilerin birbirleriyle özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı.'' ifadesini kullandı. Alaaddin Çakıcı, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ''8 Şubat tarihinden itibaren ülke gündemiyle ilgili ne bir yorum yaptım ne de bir yazı yazdım. Tahliye olduğumdan bugüne kadar muhalefet, Devletimize her türlü zarar vermek isteyen üst akıl ve yerli işbirlikçileri özel bir af ile bırakıldığını medyada, oturumlarda ve sosyal medyada gündeme getirerek Sayın Devlet Bahçeli'yi sürekli yıpratmak istemektedirler. Görüşünü savundu. Ben ömrümün 27 senesini hapishanede geçirdim. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Benim varlığımdan dolayı rahatsız olan muhalefet ve dış güçler rahatsız edip benim üzerimden Sayın Devlet Bahçeli'yi, devletimizin başı olan Sayın Devlet Başkanımızı sürekli yıpratmaktadırlar. Af yasasından önce devam eden mahkemelerim var. Özgürlüğü onursuz yaşayacaksam eğer her gün gündeme getirenlere şunu söylüyorum. Devam eden mahkemelerimi hızlandırın. Ömrümde cezaevlerinde hep şerefimle yattım. Asla ömrümde kimseye boyun eğmedim. Tabii ki haklı olduğum konularda. Devlet düşmanları, devletin ve cumhur ittifakının düşmanları sizlere sesleniyorum. Sizlerin de yargıda insanları var. Mahkemelerimi hızlandırın. Tekrar hapishaneye düşmek benim için şereftir. O mafya dediğiniz adamı araştırın. Ömrümde kaçakçılığın hiçbir türüne elimi sürmedim. Devlete ait herhangi bir hazine arazisinin çöpünü almadım. Bir garibe yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı. Daha evvelde beyan ettiğim gibi bir müddet demir ticareti yaptım. Ötel kumarhanesi işlettim. Geçmişte devleti soyan hırsızları soyup onu da herkesle paylaştım. Evet, AK Parti'nin içerisinde bazı hatalı insanlar olabilir. Gelecek seçim sürecine kadar herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve kurmayları beklemektedir. Etrafı çevrilmiş olan Türkiye'nin bel kemiği Sayın Devlet Bahçeli de bazı şeyleri seyretmektedir. O da 2023 seçimlerini bekliyor. Hiçbir parti ile ilgili özel bilgi alışverişimden kaynaklanan bir bilgi değildir. Çünkü ben ülkücüyüm. Toprağın altında da, üstünde de. Son günlerde Türkiye'nin geçmişine yönelik bazı oluşumlar deşifre edilmektedir. Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Bugün gündeme getirmek FETÖ'ye, HDP'ye, CHP'ye, Davutoğlu ve Babacan'a ve bazı iyi partilerin eline geçmişten kaynaklanan bazı oluşumlarla ilgili silah vermektedir. Devletimiz zaman zamanı geldiğinde her türlü yasadığı pisliğe bulaşmış olanları layık olduğu yere kapatıp devlet kurumları içerisinde bu tip insanlarla işbirliği yapanlardan dolayı bağırsaklarını temizleyecektedir. Aziz Türk milleti bundan emin olsun. Terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olan Sayın Soylu ile ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu'yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5000 derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli.